Bizim vatandaşlık maaşı diye ortaya koyduğumuz bir projemiz vardı. Şimdi bazı at kafalılar benim adıma konuşuyor. Sen kim oluyorsun ki benim adıma konuşuyorsun? Veremez. Sen kimsin ya? Senin kafan bende olsa doğru. Tamam. Ben bunu veririm. Ha bana imkan verip de niye korkuyorsun imkan vermeye? Biliyorsun ki Aydar Hoca bir iktidar olursa daha aşağı alınmaz. Milletin gönlünde tahtını kurar ve bu Türk milleti dediğimiz millette kainat milleti devleti kainat devleti olur. Okyanusun ötesi de dürbünle dahi buraya bakma cesaretinde bulunamaz. Ha sen onun tetikçisiysen bunu dersin. Bir hatıramı anlatmak istiyorum. Seçim sonrası efendim İstanbul'a gidiyoruz, pardon Ankara'ya gidiyoruz. Üç tane arkadaş, ben tanımıyorum. Aa, hocamız da burada dediler, selam verdiler. Aynı uçaktayız. Efendim konuşma imkanı bulamadık. İkisi benim önümde, birisi arka sırada. İndik. Ben de girerken bize selam veren arkadaşlara, efendim yakınlık edeyim, geçmiş olsun diyeyim, nasılsınız, bir hal hatır sorayım. Söyledim, arkadaki arkadaş, geçmiş olsun dedim, gayet makul. Bana, hiç böyle farkında olmadan, daha doğrusu beklemediğim bir tavırla, yahu dedi siz dedi o 2000 Türk lirasını gerçekten verecek miydiniz dedi. Asgari ücret için düşündüm. He. 2000 Türk lirası. Şey, olaya bak. Tabii ben biliyorsunuz yani söylenmesi gereken sözleri rahatlıkla söyleyen bir insanım. Dedim ya sen dedim bana vekil olduğunu söyledin dedim. Nasıl vekilsin dedim. Dünya çapında bir tezi, dünya konuşuyor. 300'ün üzerinde bilim adamı. Sen bana bunun hakkında soru soruyorsun. Niye okumadın eseri dedim. Neden şeyleri takip etmedin? Bakkaldan pirinç mi alıyorsun ki ayaküstü ben sana? Ha vereceğim diyorum dedim. Niye inanmıyorsun o zaman? Madem ki bir cümleye inanacaksın. Tabii ben başladım onu ezmeye. Kapıdan öteki arkadaşı çıkıyor o da vekil. Dedi ben eser okudum dedi. Verir dedi. Evet dedi eser dedi. Kaynakları gösteriyor dedi. Vallahi bir kelime mübalağam yok. Verir dedi. Ancak müsaade etmezler. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz bu arkadaşları koyduk. Çözüm bekliyoruz. Böyle çözüm olmaz. Değil mi? Bir milletin çözümü davasına inanan ve inandı dava uğruna kendini feda eden insanlarıyla mümkündür. Ha, ev çıkalım, güzel konuşalım, şunu yapalım, bunu yapalım, bu lazım değil mi? Bir noktaya kadar. Ama hakikat de bu olacak. Bu olmadıktan sonra bu ülkenin bir noktaya gitmesi mümkün değil. Kısaca demek isterim ki, işte o maaşı da vereceğiz. O zaman nasıl bir birlik meydana gelir biliyor musunuz? Öyle bir birlik olur ki dağda eşkıyalık yapan eğer bir ailenin evladı ise sana hüsnütümü helal etmem. Bu devlet baba olmuş oğlum, ana olmuş. Gel bakalım buraya der. Yeminle konuşuyorum. Bizzat kendi elleriyle dağda gidip onu şehire getirir. Bu işin afı mafı yok. Bu işin yolu budur. Anlaştık mı?